Bitti mi? Şaşırtmacalı. Son kısım neydi? Onu ekledik sonra. Ben o son kısımda bir kalktım bitti diye geri geldim tabii. Yerine. Efendim Kenan Doğulu Orkestrası'na da kocaman bir alkış alalım. Ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Gel otur gel. Gel konuklarımıza da toplu bir alkış alalım. Başlayalım sohbetimize. Ne belacısın abicim sen ya? Abi özledik geldik ama işte. Ama niye yoksun yani? Niye yoksun yani? Hani ortalıkta da yoksun. Diyorsun. Evet. Yani eve mi kapandın? Ne oldu? Dışarı mı çıkmıyorsun? Ya, ya da bir yani, müzik işte. Sadece senin programına biliyorsun. Geliyorum evet, televizyonla ilgili olarak. Bir tek onu, bir tek kendimi burada rahat ve keyifli hissediyorum. O geçtiğimiz yıllarda galiba 4 sene mi oldu ya da 5 sene oldu. Bütün finalleri, Beyaz Şov'un finallerini biz seninle yapardık. O bizim şansımızdı yani. Açık havada yapardık. Değiştirdik, biraz değişmiş oldu ama iyi gidiyor yani 21. sene olmuş. Evet 21. sene oldu. Senin kaçıncı sene oldu? Sen benden sonra çıktın. Benim 93'te çıktım. İlk. Evet. Benim esas 89 yani çıkış. Çıkış 89 Kütük Artvin benim yani hani öyle. Bir de bir şeyler olmuş arkadaşımıza. Bir kilo verilmiş, bir spor yapılmış evet, değil mi? Evet. Bir fitlik gelmiş. Aa, yani evet. Kendi üzerine. Ya, ciddi bir diyet. Ciddi bir diyet ve gerçek bir spor. Yani hiç hayatımda olmadığı kadar disiplinliyim şu ara. Niye? Herkese tavsiye ediyorum. Niye? Ne güzel yaşıyorduk böyle. Böyle böyleydik hepimiz. Ben yine böyle böyleyim. Bir tane röportajımı buldum 96 senesinde. 40 yaşında spora başlarım demişim kendi kendime. Vallahi. Öyle oldu yani birazcık. Ve o yüzden hızlı da bir başlangıç oldu. Ama son derece konsantre ve iyiydi. Ama çabuk sonuç. Zaten sen çok kilolu bir adam değildin yani. Yok zaman zaman. Yani dönemlerim var. Evet. Hep böyle bir çok eski videolardan göreceğiz bence biraz sonra. Kesin yapmışsınızdır bir yok, şey. Yok. Eski videolardan koymadım. Artık biz de senin o halinden biz görmek de istemiyoruz. Gerçekten görmek istemiyoruz. O at kuyruklu böyle olduğumuz ne dönemlermiş arkadaş ya. Bayağı evrilmişiz yani. Hani güzel güzel süper. Spor yapıyorsun bak arkadaşlara takıl o zaman. Evet. Kendileri çünkü daha yeni maratona katıldılar. Doğru. Yarım maratonda koştuk. Evet. Yarım maratonda. Geçen hafta sonu yarım maratonda koştuk. Koştunuz mu gerçekten de? Gerçekten koştuk. Bayağı başından sonuna kadar. Bayağı koştuk. Biz 10 kilometre atletlerle beraber çıktık. Normalde 21 kilometreydi yarım maraton ama biz 10 kilometre atletlerle çıktık. Koştuk 10 ama. 10 kilometrenin 10 kilometresini koştunuz mu yoksa bir durdunuz koştunuz? Tabii durarak yani. Arada yürümeler var. Yani tabii arada yürümeler sohbetler var. Sohbetler var arada. Röportajlar. Selfiler var. Selfiler var. Selfiler de vardı. Sizinle beraber koşan grup kalabalık sizi görünce falan ne tepkiler nasıldı? İşte selfiler hep beraber. Güzeldi çok keyifli oldu. Zaten sizin arkanıza takılıp koşmuştur geri kalan da yani. Ne güzelmiş ya harika. Ne yapacağız seni şimdi biz ne yapacağız? Ne diyorsun? Ablası biraz anlat bunu bize biz bir bilelim bunu ya. Bir anlat biraz vallahi nasıl bir kızdı bu? Ya duygusal bence mıdır? Hassas mıdır? Sinirli midir? Kaprisli midir, tripli midir, nasıldır ben, yani? Ben sanıyordum ki bir tek bana dünya güzeli geliyor ama galiba herkese dünya güzeli geliyor. Çok güzel bir kere, bakmaya doyamıyorum. Ya kardeşim diye de biliyorum. Ayrı güzelliği var ya, öyle maşallah, değil mi Kenan? Evet, sen evet. Şimdi bir şey diyemezsin de. Yani hayır derim. Ben söyleyeyim senin yerine. Geldiğimden beri öyle iç, yani parıldıyorlar, acayip bir şey. Annelerini merak ettim ben, annelerinizi ve babaları, yani annenizi ve babanızı. Kim bilir onlar. Onlar annenizi ve babanızı. Ağız takıldı. Kimleri merak etti? Annenlerini, mamalarını merak etti. Allah dönmedi, dil dönmedi. Dönmedi. Allah'ım ya anne baba da böyle ha gerçekten. Anne baba da böyle, erkek kardeşimiz de böyle. Bir böyleyiz biz. Ha, erkek kardeşimiz nerede? Şimdi evde üç kardeş herhalde. Üç kardeşiz kardeş, evet. Üç kardeş. Benim ikiz kardeşim var, erkek. Neydi adı? Bedirhan. Bedirhan, ikiz kardeşim. İkiz kardeşim. Oyuncu mu o da? Oyunculuk yapıyor mu? O da evet, oyuncu. O da oyuncu. Niye biz onu görmüyoruz, tanımıyoruz? Niye? O bizden sonra başladı. İlk ablam başladı. Sonra evet. Arkasından ben o eğitimini yeni tamamladı zaten. Bir sene falan oluyor. Ufak ufak sinema filmleri yaptı. Ha, sinema filmleri yaptı. Filmlerinde oynadı. Aynen. O da ufak ufak geliyor arkadan. Vallahi gelsin. Zamanlı gelen geliyor bizde. Biz Bedirhan'la konuştuk daha doğrusu. Bedirhan'la ve annenizle konuştuk. Öyleymiş. Bu biraz bizi... Bu biraz bizi mutlu etmedi. Ne demek öyleymiş? Bir dakika Bedirhan öttü mü bunu size? Hayır. Yok hayır. Hayır. Ha, hiç iyi. Kimseden ses yoktu. Bedirhan ve annenizle konuştuk. Bedirhan'ın niye bir türlü çıkış yapamadığını, sizin onu ne kadar baskıladığınızı eyvah. Ve bütün bunları annenizle ve Bedirhan'la konuştuk. Buyurun izleyelim efendim. Eyvah. Yanımızda Hande'nin kardeşi, Bensu'nun ikizi, Bedirhan ve Bedirhan'ın annesi var. Bedirhan neden ünlü olamadı? Yavrum şimdi az emdi, ondan olamadı diyeceğim ama emdi de yani bu. Anlamadık yani biz zaten bunu doğarken de çok zor çıkarttık.
her hende oldu yani bu. Anne ne yapıyorsun ya? Utandırıyorsun, yapmasana ya. Yavrum utanma. Utanma bak, ben hiç utanıyor muyum? Anlatması da çok zevkli. Ay Allah. Nerede kalmıştık? Neyse. Yani biz zaten bunun doğumundan sonra bizim bundan ümidimiz de yoktu açıkçası. Anne ne demek ümidimiz yoktu ya? Ya siz evlat mı ayırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? He. Evlat ayırıyoruz tabii. Ne yapacağım evladım şimdi? Üç evladım var. Aynı anda hangisine yatırım yapayım? Potansiyel hangisindeyse ona yatırım yaptık biz de. Yani tutacak ata oynamak gibi bir şey bu. Sen şahsi algılama ya. Ya nasıl şahsi almayayım anne ya? Ya atla kıyaslıyorsun beni anne. Ne yapıyorsun? Röportaj yapıyorum. Tamam. Bedirhan'cığım çok duygusaldı. Çok duygusaldı. Bu nereden kaybettiyse zaten hep bu duygusallığından kaybetti diyeceğim de. Bu duygusal olmasaydı da gerçi kaybederdi. Loser bu. Sürekli kaybediyor. Alınmıyorsun değil mi oğlum? Bak ana yüreği bu. Böyle hem duygusal hem hassas hem şakacıdır yani. Sen göreceksin ileride. Ben bir ünlü olayım. O zaman göreceksin sen. Tamam. Sakin ol şampiyon. Sakin. Utanacaksın bu söylediklerine. Sakin şampiyon. Sakin. İşte böyle gelgitleri var. Bunun devamlı böyle bir gelgitleri var. Evde oturuyoruz mesela. Bir anda mutlu oluyor. Oğlum diyorum ne oldu? Niye mutlu oldun sen diyorum. Hissediyorum anne diyor. Şu anda Bensu'ya diyor. Dizinin parasını yatırdılar bankaya diyor. Hissediyor ikiz olduğu için. Her şeyi hissediyor. Düştü burada pat diye bayıldı biliyor musun Bensu dizide ölünce? Aynı anda gitmiş helva yapmış getirmiş. O kadar içlidir benim yavrum, o kadar içlidir. Aa, ne oluyor? Korkma yavrum, Bensu pilatese girdi şu anda. İşte bu, o kadar üzülüyorum ki ben bunun yaşadığı hayatı hep böyle. Hele Bensu'nun Çağatay'la öpüşme sahnesi vardı ya. Ondan sonra iki günü ağzına lokma yemek koymadı. Anne ağzımı her açışımda o sahne aklıma geliyor diyor. Anne lütfen ama ya. Ya rezil ediyorsun beni. Tamam yavrum, tamam düşünemedim. Vallahi düşünemedim. O kadar üzülüyorum ki bazen şu Bedir Hanım'ın yaşadığı hayatı düşündükçe kahroluyorum. Sonra da Bensu'nun kazandığı paraları düşündükçe acayip mutlu oluyorum. Şimdi ne oluyor? Ya bir şey yok. Bensu büyük bir ihtimalle şu anda bıyıklarını aldırıyor. İple mi? İple, muhtemelen iple. Dur ben şunu düzelteyim. Bunun arkada müşteri var bu. Bazen... güzel. Devreleri yanıyor çünkü bunun. Bazen karışıyor devreleri. Bedirhan, seni söylemek istediğin bir şey var mı? Senin ben gelmişini, geçmişini... arabanın egzozunu... Ne oluyor ya? Yavrum sakin ol. Bensu herhalde şu anda şeyde, trafikte. Ağzı çok pistir Bensu'nun. İn lan aşağı gel buraya. Senin dokuşanın altında... yedi renk çocuğun olur. Bunları da mı Bensu söylüyor? Sakin ol yavrum, ben şimdi onu sakinleştiririm. Yavrum, Bedirhan. Coşkun burada? Coşkun nerede? Öldü o. Coşkun öldü anne. Coşkun. Muhteşem. Evet. Ama Bedirhan'a da buradan çok teşekkür ederim. Harika adam ya. Vallahi çok güzel adammış ya. Biz de teşekkür ederiz. Bedirhan'a da size de yani. Ya Bedirhan'ı çok biliyoruz. Ya inşallah oldu. Gerçekten iyi bir dizide, iyi bir yerde. Ne oldu abi? Sinek kaçtı ağzıma. Galiba. Ya oğlum, umarım. Kovalamış gibi değil de sanki şöyle bir hareket gördüm. Ben hep böyle bir... Ulan protein. Alalım diye. O bizim stüdyomuzun sineği. Sineğiydi. Necmi. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz şimdi? Bugün ne yapacağız abi? Anlat bize. Abi istemediğin kadar şarkı söyleyebiliriz. Tamam, mükemmel. Bugün her zaten orkestra burada, herkes burada. Seyircimiz mükemmel. Her harika şey şarkılar söyleyeceğiz. Bu arada kızlardan da bir şey isteyeceğim ilerleyen dakikalarda. Ona göre Kenan'ın şarkılarından aranızda bir yarışma yapacağız. Aha. Bakalım hanginiz Kenan'a ne kadar şarkılarına... Bensu, bu hep senin yüzünden oldu biliyorsun. Hakimsiniz. Kenan'ın şarkılarını biliyor musunuz? Tabii ki biliyoruz. Biliyorsunuz tabii ama ki. Göreceksiniz birazdan. Yarışmamız öyle bildiğiniz gibi bir yarışma değil. Bizi unutacağız muhtemelen. Şimdi sen anlat bize, içeride dizisi nasıl bir dizi? Ben de soruyorum. İçeride dizisini ben daha seyretmedim. Bu arada bende bir hastalık var. Diziler bitmeden başlayamıyorum çünkü çok hızlı seyrediyorum. Diziler bitmeden başlayamıyorsun. Evet yani şöyle seri seyretmem lazım. Hani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, sen bir hafta bekleyemiyorsun evet, yani. Bir de o reklamları hızlıca geçme çok iyi oluyor tabii. Ama sen Game of Thrones gibi seyrediyorsun. Bütün diziler yani normal değil yani. Peki öteki diziyi seyrediyor musun? Hayatımın... Evlat. Hayat... Evlat. Evlat kokusu. Evlat kokusu. Yok daha seyretmedim. Hayat
Hayatta mesela hayatta izledim mi? Hayatımda böyle bir dizi izledim mi? Evlat Kokusu diye bir dizi izledim mesela. İzleyeceğim, izleyeceğim sırada. Yani ben... şey, hayat değil mi? Hayat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.